Sayın Başkan, Sayın Bakanlarım, değerli milletvekillerim, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Depremde kaybettiğimiz vatandaşlarımızın anısına şu dizelerle başlamak istiyorum. Göz göre göre öldürüldük ey halkım, unutma bizi. Birer mezar taşı gibi savrulduk. Vicdan sustu, hukuk sustu, insanlık sustu. Göz göre göre öldürüldük ey halkım, unutma bizi. Bir gün mezarlarımızda güller açacak. Bir gün sesimiz hepinizin kulaklarında yankılanacak ey halkım, unutma bizi. Bizim oralarda hem doğum hem ölüm reyhanla karşılanır. Yeni doğan bebeklere reyhan sürülür ki iyi koksunlar, iyi bir hayatları olsun diye. Vefat edenlerimizin de cenazeleri ne reyhan suyuyla yıkanır ve mezarlarına reyhanlar konur. Depremde maalesef binlerce vatandaşımızın cenazesi daha yıkanmadan defnedilmiştir. Onların anısına ve tam da bu kürsüde kaybettiğimiz milletvekili arkadaşımızın anısına bu reyhanları bırakıyorum. Onlara tekrar Allah'tan rahmet diliyorum. Değerli milletvekilleri, afet riski altındaki alanların dönüştürülmesinin hakkındaki kanun muğlak ve ucu açık bir kanundur. Kanunda rezerv alanlarında az ve orta hasarlı binaların ne olacağına dair bir hüküm bulunmamaktadır. Yapılacak yönetmelikte mutlaka bu hususun net bir şekilde ifade edilmesi gerekmektedir. Yine kanunun hiçbir yerinde orta ve dar gelirli vatandaşların devlet tarafından nasıl korunacağına ilişkin bir ifade bulunmamaktadır. Yani aslında hükümet hangi vatandaşımızın dar gelirli olduğunu, hangisinin orta gelirli olduğunu ve yüksek gelirli olduğunu bilebilecek mekanizmalara sahiptir. Şu an dar gelirli olan vatandaşlarımıza kanuna göre önce devlet evet onun adına yapıyor, tapuda ortak oluyor, onu ölünceye kadar oturtturuyor, ancak parası olmadığı zaman da oturduğu davenin mülkünü alıyor. Yani burada hükümet şunu diyor, ya canın ya tapun. İki şey arasında sıkıştırılması kesinlikle doğru değildir. Mutlaka en azından Tüpçü Demirören'lere göstermiş olduğunuz kredi imkanını, hoşgörüyü dar gelirli vatandaşlarımıza, depremzedelere göstermiş olmanız gerekmektedir. Sayın Bakanım, buradan bir ihbarda bulunmak istiyorum. Adana Belediye'mize yolsuzluk iddiasıyla bir operasyon yapıldı. Ancak sizin bakanlığınızda 115 metrekare 37 bin adet köy evi yaptırılmıştır. Tek bir evin maliyeti 1 milyon 800 bin TL iken 4 milyon 300 bin TL fatura edilmiş ve bu şekilde kamu 66 milyar 595 milyon 700 bin TL zarara uğratılmıştır. Biz bu milletin hakkını korumak için buradayız. Her milletin bir kuruşunu asla yedirmeyeceğiz ve sizlerin de bu şekilde davranması gerekiyor. Eğer bu husus doğruysa bunun hesabını kesinlikle vermeniz gerekiyor. Asla bunun peşini bırakmayacağız. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi abartılmış karlar partisi haline dönmüştür. Eser siyaseti diyorsunuz, keser siyasetine döndü. Emekliyi kesiyorsunuz, atanmamış öğretmenleri kesiyorsunuz, esnafı, çiftçiyi kesiyorsunuz. Bu şekilde bir siyaseti asla kabul etmiyoruz, ayaklarımızın altına alıyoruz. Emeklilere ve atanmayan öğretmenlerimize para yok diyorsunuz, ancak müteahhitlerinize bir sürü para kaynak aktarıyorsunuz. Depremler hayatımızı çok kötü etkiledi. Depremler sadece kentlerimizi değil, uygarlıklarımızı, tarihimizin büyük bir parçasını da yıkıyor. Yaşadığımız acıların yanında medeniyetlerimiz, kültürel miraslarımız ve tarihimizin büyük bir parçası yok oluyor. Bu işe her zaman söylediğimiz gibi aslında milli güvenlik meselesi olarak bakmak zorundayız. Sadece rant gözüyle bakmak kesinlikle doğru bir yaklaşım değildir. Bu ülkenin belediye başkanlarının bu ülkede sadece afetten kaynaklı kanun yeterli değildir. Belediye yasasının mutlaka değişmesi gerekmektedir. Örneğin bir belediye başkanı çıkıyor, dinozor parkı yapıyor ve ülkenin kaynaklarını mahvediyor. Dolayısıyla belediye yasasının değişmesi ve ülke kaynaklarının temel altyapılara harcanması gerekmektedir. Bu şekilde belediye yasasına yapılacak değişiklikle depremin daha ciddiye almanızı rica ediyor. Hepinize saygılar sunuyorum.